Al başkanlığı, ver özerkliği. Çekilirsek gerillayı büyütürüz. Rejim değişiyor. Türk milleti anayasadan çıkarılmalı. İmralı tutanakları içeriği bu çarpıcı bilgilerle değil, hala nasıl sızdırıldığıyla gündemde. Başbakan Erdoğan'ın sızdıranı açıklarız tehdidi üzerine BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, partimiz üzerinden elde edildiği anlaşılıyor açıklamasını yaptı. İçeriği kim sızdırdı tartışmasıyla gizlenmeye çalışılan İmralı tutanakları ile ilgili BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş açıklama yaptı. Demirtaş, İmralı tutanaklarının sızdırılması soruşturmasında sona geldik. Milletvekili ve parti organları tarafından sızdırılmamış, partimiz üzerinden elde edildiği anlaşılıyor dedi. Demirtaş, PKK'nın kaçırdığı kamu görevlilerinin de bu hafta içinde serbest bırakılacağını söyledi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin de Demirtaş'ı işaret ederek onun açıkladığı konuyu biz ilk günden söylemiştik dedi. Sayın Demirtaş açıkladı. Onun açıkladığı bu konuyu biz ilk günden ifade etmiştik. Bu konuda sızmışsa bu BDP'dendir. Bizim bu süreçte bir dahlimiz yok demiş idik. Nitekim kendiler de bunu ortaya koydular. Peki içerdiği çarpıcı bilgilerle değil, sızdırma tartışmalarıyla gündemde tutulan o tutanakta neler vardı? Bir rejim değişikliği olacak. Biz AKP'ye iktidarı altın tepside sunduk. AKP'yi 10 yıldır ayakta tutan benim. Biz Tayyip Bey'in başkanlığını destekleriz. Kürtler kendilerini özgürce ifade edecek ve yönetecektir. Avrupa yerel yönetim özellik şartındaki şerh kaldırılsın. Çekildiğimiz alanda gerillayı daha da büyüteceğiz. Ne ev hapsi ne de af, bunlara gerek kalmayacak. Herkes, hepimiz özgür olacağız.